haftadaki ölçülerimizi de tamamladık. Tabii şöyle bir durum var. Ben yıllardır kediler için yürüteç yapıyorum ama bu kedilerin bazıları yürüyebildi. Yani kedilere bir tasma bile takmak çok zor. Umarım Müjgan'da da bu sorunu yaşamayız. Yani Müjgan umarım yürüteçini kullanır. Müjgan'ın en çok refleks bölümü arka bacakları. Ve yürüteçin içine koyduğum zaman bu arka bacakları hızlanırsa arka tarafa aslında biraz ağırlık binecek. Ve ön taraf kalkmaya başlayacak. Bu da onun sırt üstü düşmesine neden olabilir mi bilmiyorum. Şuradan çiziyoruz. Kesiyor. Siz oradan baktığınızda yarım kalmış bir yürüteç görüyor olabilirsiniz. Bense yarım kalmış, hatta yarım bırakılmış zorlu bir hayat görüyorum. İşte bu yüzden bu yarım kalmış hayatı tamir edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sabaha kadar çalışacağım. Sabah olup Müjgan'la buluştuğumuzda umarım bunu bir kez daha başarmış olacağım. Buluşmaya çok az kaldı. Büyük buluşma diyorum çünkü bu buluşma Müjgan'ın hayatını tamamen değiştirecek. Buna inanıyorum. Ona adım adım yaklaşırken en az benim kadar Gonca ve Müjgan'ın da heyecanlı olduğunu hissediyorum. Müjgan ilk adımlarını rahatça atabilsin, etraftaki gürültüden de rahatsız olmasın diye onu bu yeşil alana getirdik. Bakalım Müjgan yürüteçine nasıl tepki verecek ve o bir yıl sonra ilk defa yeniden yürümeyi başarabilecek mi? Müjgan da sabırsızlıkla Hasan'ı bekliyor. Ah geliyor. Müjgan gördün mü? Elindekine bak. Yürüteci getirdim. Hasan bu ne kadar güzel bir şey. Ya inanmıyorum minicik sana. Minicik olmuş çok güzel. Müjgan da bakıyor şu an buradan bakıyor yürüteci. Müjgan bakar mısın? Yeşil. Özgürlüğünle gidiyorsun ha? Evet, bakalım umarım yürür. Çok güzel olmuş gerçekten. Hadi bakalım o zaman. Çok heyecanlıyım. Şurada deniyoruz. Burada. Burası daha iyi. Tamam, şurası iyi. Müjü! Ya çok değişik oldu şu an. Onu hep evde halının üstünde görüyorum çünkü. Şu an burası neresi acaba diye düşünüyorum. Takalım mı yeteceğim? Hadi. Ben çok heyecanlıyım. Takalım artık. Hadi bakalım. Şuraya arkadaşlar gelecek. Gel bakalım sana. Ne oldu? Gel. Doğru mu yaptın bacaklarını? Evet bacaklar evet. Doğru. Tamam basıyorsun işte. Korkma. Şunu takalım Esra. Korkma. Ben bırakırsam gidebilir. Tamam artık. Daha zor duruyor zaten. Tamam çıkalım. Şuraya koyalım. Bunu da bağlayalım mı? Müjgan. Şurada elimi tutayım. Aferin Müjgan. Ben şu karşıya geçeyim mi? Belki bana doğru gelir. Olur. Olur. Şunları biraz şöyle çekeyim. Oh, Müjgan, hadi gel. Hazır mısın? Hazırım, hadi bırakalım. Hadi. Bırakıyoruz, hazır mısın Hayır. Gonca? Hayır. Hazır mısın? Hayır. Şu an evet. Gönderin hadi. Tamam. Hadi bakalım.
Hadi anne. Müjgan, gel kızım buraya. İşte tam da istediğimiz mutlu sahne buydu. Müjgan ilk tedirgin adımlarının ardından yürüteçine o kadar çabuk alıştı ki sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi. Artık o da arkadaşları gibi yürüyebilecek. Hatta isterse onlar gibi koşabilecek. Bu hepimiz için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bugün karavandan inerken çok tedirgindim çünkü bugüne kadar çok az kedi vakam yedim. Ve bu durum beni üzüyor. Ama diğer vakalarımda hep şöyle yaklaşıyordum. Yürüyecek ve yürüteci kabul edecek umuduyla yaklaşıyordum. Ve yürüteci taktığımız zaman Müjgan'ı önce bir şaşırdı zaten. Bu bütün kedilerde oluyor. Biraz da zeminden koktu galiba. Sonra birkaç dakika sonra hemen koşmaya başladı ve annesine doğru koşmaya başladı. Bu durumda beni çok mutlu etti. Gonca'ya koşarken Gonca o an o yüzündeki bütün tedirginlik gitti ve o an yüzünde kocaman bir mutluluk vardı. Zaten Gonca dayanamadı, hemen onu böyle yürüteçle birlikte alıp sarıldı. Gerçekten çok güzel bir atmosferdi. Aslında kedilerin tırnağını kesmek bile o kadar zordur ki biz onu bir yürütecin hiç bilmediği bir mekanizmanın içine koyacaktık ve yürümesini bekleyecektik aslında. Bugün iki kişinin daha mutluluğuna katkı sağladık aslında Hasan'la beraber. Bizim de mutluluğumuz her hayvanla, her hasta yakınıyla beraber katlanarak büyüyor. Onların bu mutluluğu Hasan'la benim tabii ki en büyük motivasyon kaynağımız ve bir sonraki dostumuza buradan koşarak gideceğiz. Ayaklarını yürütece soktuğumuzda Müjgan'ın duruşu bile değişti. Dümdüz gerçekten felç değil ama gayet onlar ona ayak oldu. İnanılmaz duygulandım. Onu böyle görmeye çok uzun süredir bekliyordum. Gerçekten beklediğime değdi. Engelli can bakmak aslında ilk başta çok büyük sorumluluk gerektiriyor gibi düşünülse de aslında insana bence daha çok hayatın kıymetini anlatan bir şey. Bugün Müjgan'ı yürüteçle yürüdüğünü gördüğümüzde ve istediğimiz sonucu aldığımızda hak ettik dedik bunu. Ve Müjgan için buna değdi. Müjgan çok mutlu. Hasan ve Esra'ya buradan ne kadar teşekkür etsem az. İkisini de çok seviyorum. Hayatımın en güzel hikayesiydin. Teşekkürler hayat tamircisi. Aldığım en güzel hediye işte bu teşekkür cümleleri. Yarım kalan bir hayatı daha tamir edebildiğimin göstergesi. Ve ben bu huzurla yeniden yola çıkıyorum. Tamir etmem gereken daha nice yarım kalmış hayatlar var biliyorum. Gücüm yettiğince onlara yardım etmek için yolda olacağıma söz veriyorum.